nesi var? Endin nesi var? Endin nesi var? Endin nesi var? Merhaba ben Endin. Sakın ola yanılmayın. Kasabayı boşuna şakalamayın. Şaka diye başlar, kontrolden çıkar ve kasaba haykırır. Endin nesi var? Herkese şaka yapar. Şakacı. Şaka yapar. Endin'in nesi var? Endin'in nesi var? Herkese şaka yapar. Şakacı. Herkes şöyle de. Endin'in nesi var? Endin'in nesi var? Görünmez bisikletli geliyor. Kimileri saplantılı olduğumu söyleyebilir ama meydan okumaları geri çeviremiyorum işte, ne yapayım. Ancak şu anda durum biraz karışık. Neyse, kendiniz karar verin. Bol şaka. Çalışıyor mu? Evet. Merhaba, ben Andy Larkin ve bu benim hikayem. Cefakar Doğu adında küçük mütevazı bir kasabada doğdum. Kaset sadece 4 saatlik. Ha tabii, affedersin. Ne diyordum? Deyim yerindeyse bir şaka sanatkarı, bir oyuncuyum. Değil. Bu size hediyem. Video günlüğüm. Şaka dahisinin hayatından bir gün. Onun neşeli ve gizli dünyasına küçük bir kaçamak. Tüm ayrıntılara hakim bir bakış. Aha. Bunun için cumartesi sabahı 7'de kalktığımı hatırlatmak isterim Andy. Seni hiç yarı yolda bıraktın mı? Cevap verme, Cen geliyor. Çabuk iş başına. Hadi. İşte bu harika olacak. Önümden çekil, görüntüyü kapıyorsun. Bir dakika, bir terslik var. Sana söyleyeyim, pijamanı en son ne zaman yıkadın sen? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Günaydın ördek, kahvaltı edecek misin? Çok tuhaf kokuyorsun. Konumuz bu değil. Ne varmış? Yapma lütfen. Portakal suyuna süt koymak çok sıradan. Öngörülebilir olmuşsun Andy. Öngörülebilir mi? Evet. Alışılmış olması bir yana çok acıklı bir durum. Sevgili ablacığım, Andy Larkin birçok şey olabilir ama öngörülebilir olmasına ihtimal bile yok. Yoksa beni gözetliyor muydun sen? Tabii. Kitap gibi okunuyorsun ama bunun farkında bile değilsin. Kapat şunu. Kesinlikle olmaz. Bu çok iyi. Yapma lütfen. En iyi şakam olmayabilir ama fena da değil. Kabul et. Sen tarih oldun ve herkes de farkında. Bütün kasabanın alay konusu oldun. Demek mesele buydu. Ne yazık ki kimse sana gülmüyor. Ama... Kabul et. Hayatın buna bağlı olsa yine de yeni şaka üretemezsin. Yapacak şakam kalmadı. Belki de ben bittim. Paraşütünü açsana Andy. Çok saçma. Benim bu kasabadaki insanların yarısından çok şakam var. İspatla. Jen, şuraya geçebilir misin? Orada ışık çok daha iyi de. Tabii. Çekil şurada. İşte her şey böyle başladı. Bu meydan okumaya karşılık vermeli. Pekala abla, anlaştık. Eğer benimle konuşan herkese yeni bir şaka yapabilirsem kazanırım. Ve sen bütün kasabanın önünde beni öven bir tezahürat yaparsın. Ha? Hazır mısınız? Tamam. Hem tatlı hem de komik. Şakaları her zaman dakik. Oyun şaka ve yaramazlı. Bir kraldır elde iş ise pozitif. Elinden geleni yap. Ya kaybedersen? Kaybedersem bir daha şaka yapmam, tamam mı? Hiç mi? Hiç mi? Ama ben ne olacağım? Son sözümü söyledim. Ah, ne kadar isteklisin. Şu anda başladı. Bu gece de bitecek. Deni de her şeyi kaydedecek, tamam mı? Bu harika bir oyun olacak. Daha çok kasete ihtiyacım olacak. Çok erken kalkmışsınız. Hepinizi gördüğüme sevindim. Pekala Deni, bu işi becerirsen bir tarih yazmış olacağız. Ama yardımına ve bazı malzemelere ihtiyacım var. Bir grup çılgın insan gibi mi? Hiç fena olmazdı. Hadi. Aa,
beni takip et. Merhaba kasabalı arkadaşlarım. Canlandırıcı sabah yürüyüşüme katılmak ister misiniz? Merhaba, ben Martin. Yani okuldan. Merhaba Martin. Orada olduğunu fark etmedim bile. Saçma. Güneş ışınları bedeninden yansıtıyor. Bu da varlığımı kanıtlıyor, değil mi? Martin, sır saklayabilir misin? Tabii ki. Bu var ya. Bu şekeri ben de severim. Hayır, bu çok daha farklı bir şey. Bu çok riskli Andy. Ona söyleyemeyiz. Evet, galiba haklısın. Hadi ama lütfen, lütfen. Pul koleksiyonumun üzerine yemin ederim kimseye söylemem. Tamam, iyi bak şimdi. Bu bir görünmez hap. Danny ve ben bunun tarifini bir gizli ajan posta sipariş kataloğundan aldık Martin. Bu çok etkileyici. Son günlerde görünmezlik hakkındaki bilimsel tartışmalar... Ama sadece bir tane yapacak malzemeyi bulabildik. Ama bunu bir başkasına denetmek zorundayız. Çünkü ikimiz de deneyin sonucuna tanıklık etmek istiyoruz. Kutsal kalemler, ben yaparım. Lütfen, ben yaparım. İyi şanslar cesur maceracı. Martin, Martin. Ha? Nereye kayboldun Martin? İşe yaradı mı? İşe yaradı mı? İnanamıyorum. Gerçekten işe yaradı. Hemen patentini almamız gerekiyor. Görünmezim. Görünmezim. Gidip anneme göstereyim. Hesap lütfen. Çocuklar, yaramazlık yapmıyorsunuz değil mi? Neyse, cevap vermeyin. Ön tarafta iç çamaşırıyla gezen bir çocuk var ve bundan fazlasını bilmesem daha iyi olur. Hı? Beni merak etme baba, çok önemli bir işin ortasındayım. Hadi, harika bir fikrim var. Paramız hepsine yeter mi? Hayır, ama bize yardım olacak bir şakamız var. Günaydın Bayan Volmer, bu sabah çok çarpıcısınız. Yoksa saç modelinizi mi değiştirdiniz? Andy, yağ çekmene gerek yok. Pazartesi sınav olmayacak. Biliyor musunuz, siz en sevdiğim öğretmenimsiniz. Bizce siz nazik, şefkatli ve adaletlisiniz. Hiç evlenmemeniz ve çocuk sahibi olmamanız çok yazık. Çok tatlısın Andy ama bazı insanlar hayata başka amaçlar için gelmiştir. Ben bir öğretmenim. Hem de çok iyi bir öğretmen. Sizi hep ikinci annem gibi gördüm Bayan Volmer. Özellikle de annem pasta yarışmasıyla meşgul olmaya başladığından beri. Bana bir iyilik yapar mısınız? Ben çıkarken bana bakıp güle güle oğlum der misiniz? Bu bana sevildiğimi hissettirir Bayan Volmer. Bilemiyorum. Ne yazık ki pek doğru gelmiyor. Lütfen. Hesabı annem ödeyecek ondan. Güle güle oğlum. Hoşça kal anne. $48.75. Ne? Bir diyet sakız mı? Bir yanlışlık olmalı. Sakız 75 sent. Oğlunuz aldıklarını sizin ödeyeceğinizi söyledi. Oğlum mu? Benim öyle haylaz bir oğlum yok. Bana baksanıza. Daha şimdi ona güle güle dediniz. $48'lık manasız bir ödeme yaptım. Ve bunun hesabını Andy Larkin verecek. Merhaba bayan. Estetik ve statik araştırmalar bölümünden Bufford ben. Sizden tavan arasına çıkıp saçlarınız estetik duruyor mu durmuyor mu bakmanızı istiyorum. Ama neden? Bu ailemizin güvenliği için. Neden bunu en başında söylemediniz? Hemen gidiyorum. İyi hamle kardeşim. Ama zafer yanılgısına düşme. Yavaş ol abla. Aklımda bir ton yaramazlık daha var ve henüz hiçbir hata yapmış değilim. Bunu göreceğiz. Bu arada Lori aradı. Seninle konuşmak istediğini söyledi. Hoşça kal anne, bu arada Andy evde. Görüşürüz pancar kafa. Harika, duydunuz mu? Lori beni aramış. Şimdi ona da mı şaka yapacaksın? İyi söyledin. Şaka konusunda pek anlayışlı değildir. Bugüne onu dahil edemem. Andy, dönmene sevindim. Kasabaya inmek için yardımına ihtiyacım var. Alo, Bufford. Görünmez bisikletli geliyor. Buraya kadar iyi gitti. Babanın fasulye olayı için de onay aldım. Bu harika olacak. Jen'in bana tezahürat yaptığını duymak için sabırsızlanıyorum. Hazır, tamam. Hortum bir kol affettin ama Andy ondan beterdir. Yoktur kimseden korkusu, yaparız ona tezahüratları.
Mandy, pasta jürisi masasına benim için bir sandalye getirir misin? Elbette, Bay Hutchins. Yalnız sandalye biraz dengesiz, dikkatli olun. Saçmalama Andy, ben profesyonel bir eğitimciyim. Bir sandalyeyi idare edebilirim herhalde. Yardım edin. Lori saat 12 yönünde. Konuşursak ona şaka yapmam gerekir. Hey Andy, bekle. Er ya da geç, Lori ile konuşmak zorunda kalacaksın. Geç olsun, geç olsun güç olmasın. Merhaba Andy. Ben de tam belediyedeki yönetici tuvaletleri büyütülsün diye oy vermeye gidiyordum. Başkan Roth, merhaba. Hayvanat bahçesi. Kasabanın size ihtiyacı var. Küçük bir BM krizi var. Bu numarayı arayıp inekle konuşmalısınız. Yalnız ismini gizliyor. Sadece baş harfini kullanın. Öyle mi? Tecrübemi onunla paylaşmaktan onur duyuyorum. Ben Başkan Roth. İnekle konuşmak istiyorum. Bay İnek'i telefona çağırır mısınız lütfen? Büyüyünce oyumu bu adama vereceğim. Tamam mı? Söyledim. Bay İnek'le konuşmak istiyorum. Pekala, nasıl isterseniz. Başkan sizsiniz. Çok iyi gidiyoruz. Selam millet. Süpersonik şeyin reçelleriyle büyük kek partisine destek veriyor. İstasyonumuza uğrayın. O bunları bana mı söylüyor? Evet, sana söylüyor. Anneciğim. Kuduz, kuduz, çabuk. Kimse yok mu? Biri suni teneffüs yapsın. Futbol takımından biri sana bunun hesabını. Bundan hiç şüphen olmasın. Market faturasını bana ödetti. O sandalyeden kalkmak bir saatimi aldı. Köpeğim bezelyeyi elime yapıştırdı. Bunlar hiç hoş değil. Onlar görünmüyor. O ikisini kimsenin tepkisini almadan pataklamak için bulunmaz bir fırsat bu. Evet. Kimi? Terry seni gördüğünde bir an için bayılacak sandım. Kadınlar üzerindeki etkim tartışılmaz. Kızlardan bahsetmişken işte buradalar. Biz de uzun süredir ikinizi arıyorduk. Kasabadaki herkesin tepesini attırmak için çok ama çok saçma bir şey yapmış olmalısınız. Biliyorsunuz biz yeni disiplin kuruluyuz. Kısacası sarsıcı bir şakaya hazır olun. Bunun yerine bedava dondurmalı süte ne dersiniz çocuklar? Acı çekeceksiniz kızlar. Bol dondurmalı ve çikolata soslu sütler. Ben çikolatalıya dayanamam. Tamam, anlaştık. Ver hadi. Hemen değil. Aldıktan sonra bizi arkadan vurmayacağınızı nereden bilelim? Kıpırdayamıyorum. Dökülecek. Durun. Bizi böyle bırakamazsınız. Sizi mutlaka yakalayacağız. Sütünüzün tadını çıkarın. Ucuz kurtulduk ama riske değdi. Bu bana zafer şarkısı gibi geldi. Kasabanın en popüler çocuğu oldun ama şöhretin iyi olduğu söylenemez indi. İşte yine Lori. Andy. Hala seni arıyor. Biliyorum ama ona şaka yaparsan bu gece pasta partisine benimle gelmez. Zor durumdayım. İki arada bir derede kaldım. Durumu çok açık anlattın. Bu gerçekten çok rahatsız edici. Hadi gidelim buradan. Yakalanıyorduk. Siz ikiniz bittiniz. Eller yukarı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Affedersiniz, sorun nedir memur beyler? Ortada bir sorunumuz var. Öyle görünüyor ki bugün buralarda gereğinden fazla şaka yapılmış. Öyle mi? Deni, hiç etrafta şaka yapan birini gördün mü? Hayır. Biz de böyle boş boş dolaşıyorduk. Bütün sabah ısıt çalarak gezindik. Sence bu ne olabilir baba? Bir hunileme aletini çağrıştırıyor.
Pekala Larkin, konuşmaya başla. Yüksek koordinasyon testinin bir parçası. Bakın efendim, size göstereyim. Dikkatli ol, silahımız var. Ne? Gördünüz mü? Tepeden tırnağa koordinasyon kolay bir şey değil efendim. Hadi oradan, ben daha iyisini yaparım. Ver şu huniyi. Yerinde olsam dikkat ederdim, göründüğünden ağırdır. Üç deyince. Bir, iki ve üç. Kusura bakmayın, gitmemiz gerekiyor. Malum pasta partisine yardım edeceğiz. Size şakacılarla iyi şanslar. Oğlum, bu halin çok komik. Hey. Tekneyi bak. Gerçekten çok komiksin. Hey, bunu neden yaptın? Dikkat! Görünmez bisiklet yine geliyor. Biraz dikkatleri dağıtmalıyız. Buldum. Baba, telefon. Telefonun çaldığını duymadım. Alo? Au. Lütfen çok önemli bir arama için bekleyin. Bu da nedir? Ben bakarım. Tam zamanında. Çabuk arkaya götürün. Tostlar aşkına, bu kadar önemli ne olabilir ki? Mükemmel. Ve şimdi de son vuruş. Bana ne? Kutsal sihirli fasulyeler mi? Ay. Acele etme kardeşim. Umarım farkındasındır. Bütün kasaba peşinde. Neden biliyor musun? Çünkü iddiayı kaybetmek üzeresin Cen. Hiç sanmam. Bu arada bir şey unuttun Andy. Nedir? Bak, burada kim var? Andy, bütün gün seni bulmaya çalıştım. Herhangi bir sebeple Lori'den kaçıyor olamazsın, değil mi? Merhaba Lori. Evet. Cen, kontrol edecek bir ödevin yok muydu senin? Bunu kaçıramam. Andy, neden bugün herkes bir garip davranıyor anlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ay, bu da ne böyle? Yapma Andy, bu eski numaraya kanacak değilim. Öyle mi? Peki baksana, saçında bir okka mı var yoksa? Pekala, şimdi sana okka ne diye sormam gerekiyor. Sen de bana 3-4 kilo bir şey diyeceksin değil mi? Ben bu gece partide beraber oluruz diye umuyordum. Ama bütün gün aptalca şakalar yapacaksan ben de Jervis'le giderim, tamam? Jervis Coltrane, o küçük pancarın Lori ile pasta yemesine izin veremem. Düşün Andy, düşün. Mükemmel. Hayır Lori, bekle. Partiye seninle gitmeyi çok istiyorum ama biraz işim var. 6:30'da orada buluşsak nasıl? Tamam, harika. Görüşürüz. Hoşça kal. Çok tatlısın. Ona şaka yapamaman ne kadar kötü. Bu durumda ben kazandım. Evet, hayallerini yıkıldığını görmek güzeldi kardeşim. Henüz yıkılmadı. Akşama kadar vaktim var. Galiba buradan kaçmamız gerekiyor Andy. Haklısın. Pasta partisinde görüşürüz ablacığım. Hayatının son şakasını görmek için sabırsızlanıyorum. Andy, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Cehaleti asla bana engel olamadı. O Andy'ler seni bir elime geçirirsem. Önce benim onunla görülecek bir hesabım var. Sonra da bizim. Ona unutamayacağı bir ders vereceğiz. Lori, gökyüzüne baksana. Bana Uranüs hakkında saçma şakalar yapmayacaksın değil mi Andy? Elbette hayır. Uranüs geniş sıcak bir gaz bulutu. Benim gördüklerimi görmeni istiyorum. Çünkü sana her bakışımda gözlerinde yıldızları görüyorum Lori'ciğim. Çok tatlısın. Beni burada bekle. Gidip 2 dilim pasta alayım. İşte bu kadar. Zaman doldu. Zafer benim. Üzgünüm abla. Bekle bakalım Andy. Bugün konuştuğun herkese şaka yapmadın. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Ben? Beni bütün gün kandıramadın. Tuzağa düşüremedin. Oyuna getiremedin. Ben kazandım. Ve sen kaybettin. Öyle mi sanıyorsun? Gerçekle yüzleş pancar surat. Kaybettin. Sıkıcı şakalarına veda edebilirsin artık.
İşte Andy. Yakalayın. Şaka ablacığım, sensiz bunu asla başaramazdım. İşte orada. Biri yakalasın şunu. Aa, partiden ayrılma vakti geldi. Martin, dikkat et. Aa, hayır, görünmezliğim azalıyor olmalı. Dikkat et. Aslında pastayı hiç sevmem ama en azından Jenny'i yendim. Kurnazcadır şakaları, kaçırmaz hiç püf noktaları. Sıra şakaya geldi mi odur işin ustadı. Akusacağım galiba.